Merhabalar. Efendim şu anda Ayaş Tekke'deyiz. Yine Sevindirik mevkiinde bir tane taştan orijinal bir evimiz var. 3+1. 3000 metrekare imarlı arsamız, içinde yüzlerce çam ağacımız ve meyve ağacımız var. Gördüğünüz gibi su depolarımız aktif. Burada ASKİ'nin kullanma suyu var. Şu anda metreküp 1,5 ama fiyatlar değişebilir biliyorsunuz. Enerji sağ elektriği temin ediyor bu mevkide. Burası normalde kooperatif, sonradan hepsi herkes yapı kayıt belgelerini aldı bu imar barışından sonra. Ve aileler burada yaşıyorlar. Bazen hafta sonları geliyorlar. Ama şunu söyleyeyim, buradaki meyve ağaçları olsun, her şey çok doğal ve burası vadi manzaralı. Harika bir alan. Ayaş Tekke'de yüksek, hakim bir yerdeyiz ve Sevindirik diye geçiyor. İmarlı buralar. Bunun yanında burası Kaz Dağları'nın havasının aynısı. KOAH hastaları, akciğerle ilgili, solunumla ilgili problemi olan hastalar için burası mükemmel bir alan. Ve şifa bulunan bir alan. Bakın burada vişneler, efendime söyleyeyim, kiraz ağaçlarımız, elma ağaçlarımız, üzüm asmalarımız hepsi mevcut. Ve inanın çok başarılı. Etrafı çevrili buranın, güvenlikli. Mesela kirazlarımıza bakın. Kirazlarımıza bakın efendim. Şöyle yaklaştırayım ben size. Asfaltımız var. Herhangi bir ulaşımda kar, kış problem yaşamıyoruz. Şimdi eve doğru geçiyorum. Evi de inceleyelim. Bu Ayaş'ta normal Ayaş evlerinin yapılan taşlarından. Yıllarca önce buranın mülk sahibi yaptırmış. Şu anda biz bu evin inşasını hani bu bedellere yaptıramayız. Öyle söyleyeyim. Çünkü bunların taşınması, nakliyesi ve ustaların buradaki icraatleri, bunu biz yaptıramayız maalesef. Ama şimdi buradaki şansımız şu: varandasıyla, oturma alanlarıyla, içindeki uygulamalarla göreceksiniz, harika bir alan. Şimdi eve giriş yapıyoruz. Burası varandalarımız. Direkt manzaralı. Vadiyi görüyor. Ve çok kaliteliler. Görüyor musunuz? Buradan ta ileride bizim temelli organize sanayi bölgesi, Malıköy, hepsini buradan rahatla görebiliyorsunuz. Evdeki, binadaki, dış cephedeki uygulamalar artı varandadaki ahşap uygulamaları, hepsi bizim klasik Türk evindeki uygulamalar. Gördüğünüz gibi taş evin pencere uygulamaları da dışarıdan metalle desteklenmiş durumda da içeride de ahşap uygulaması var. Bakın burada da izleyin. Evet. Emniyetli, güvenlikli. Şimdi evimize giriş yapıyoruz efendim. Evet. Amerikan mutfak. Şöyle ben size burayı genel olarak rahat gözlemlemeniz için, bu Amerikan mutfak girişimiz. Şöminemiz gördüğünüz gibi. Uygulamaların hepsi harika. Bu arada bütün bu malzemelerin hepsini mülk sahibi burada bırakıyor. Kendi ihtiyacı olan bazı teknik malzemeler var. Onları toplayacak. Onun haricinde diğer evde döşeme, demirbaşın hepsi kalacak. Bunlara buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi dahil. Burası bizim ebeveyn odamız. Gördüğünüz gibi. Uygulamayı görüyor musunuz? Bunu yaptıramayız efendim. Ama şu anda bu imkan bizde var. Burayı seven, köy havasını koklayan, ben böyle alanlarda yaşamayı seviyorum diyen aileler için burası çok güzel. Harika. Bu görmüş olduğunuz ahşap uygulama da çok orijinal bir dolaptır. Çekmeceleriyle beraber dolabı komple bırakıyor aile. Buradaki
çift kişilik bazalı daire. Burası da ebeveyn odası olduğu için tabii banyomuz da var burada. Bakın banyomuz da burada. Duşa kabin de var. Her şey natürel. Klozetimiz de var. Bütün doğramaların hepsi başarılı. Evde 3 tane odamız var. Şimdi diğer odalara geçiyorum. Bu diğer odalardan bir tanesinde daha gördüğünüz gibi dolabımız var. Buradaki kanepeler olsun hepsini bırakıyorlar. Hepsi kullanılabilir temiz malzemeler. İçinize sinmezse alan kişi değiştirir efendim. Bakın buradaki dolap uygulaması da kalacak. Buradaki raflar da kalacak. Bunların hepsi burada bırakılacak satın alan kişiye. Devam ediyorum. Burada bir odamız daha var efendim. Odalarımızın metrekareleri normal. Şu anda satılan 3x1 bir daireler var ama burası müstakil. Ve bu evin duvar kalınlığı 60 cm. İnanır mısınız? Burada yaz kış hava değişikliği yok. Burası teknik oda gibi kullanılmış. Ondan da bilginiz olsun. Evet, burası da ikinci tuvaletimiz. Misafir tuvaletimiz. Klozet, lavabosu mevcut. Havalandırması mevcut. Ve aski suyu kullanıyoruz. Şimdi buradan da çıkıyoruz efendim. Şöyle döneyim. Evet, evimiz bundan ibaret. Ben sobayla ısınıyor ve içerideki ısıyı muhafaza edebiliyorsunuz. Verimli bir alan. Yaz kış verimli bir alan. Efendim saygılar sunuyorum. Sevgiler sunuyorum. Hayırlısı olsun diyorum. İnşallah seven ve burada ihtiyacı olan sağlıkla yaşamayı kabul eden bir aileye nasip olur. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.